Merhaba arkadaşlar. Bugün temel kavramlar ile ilgili soru çözümü yapacağız. Tekrar amaçlı. İlk sorumuzdan başlıyorum. A, B, C birbirinden farklı. 3 rakam olduğuna göre 3A-5B-7C ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır? Rakam dediğim için rakamlarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarıydı. Bize sorduğu şey 3A-5B artı 7c değerini alabileceği en büyük değer olduğu için kat sayısı büyük olana büyük değer veriyoruz. Ben c'ye o yüzden 9 rakamını verdim. Sonraki artı olan 3a olduğu için a ya da ondan sonraki büyük olan 8 değeri veriyorum. b'ye de eksi önde olduğu için sayımız fazla eksilmesi istemiyorsak 0 değeri veriyorum buradan da. 3 çarpı 8 eksi 5 çarpı 0 artı 7 çarpı 9 3 çarpı 8 24 artı 0 artı 63 olur. Bunun da toplamı 87 olur. Bir diğer sorumuz olan 8x artı 7 ile artı x artı 2 sayıları ardışıktan sayılardır. Buna göre x'in alabileceği değerler toplamı. Ardışık iki sayı arasındaki fark ya artı 1 ya eksi 1 olur. O zaman 8x artı 7 eksi 6 x artı 2 eşittir ya artı 1 olacak ya da eksi 1 eşit olacak. Sek, e, ç, eksiyi dağıttık mı içeri? 8 x artı 7 eksi 6 x eksi 2 eşittir artı eksi 1'e. 8 x eksi 6 x buradan 2 x olur. 7 eksi 2 5 eşittir artı eksi 1'e. Burada 2x artı 5 1 1'e eşit diyeceğim. Bir de 2x artı 5'i eksi 1'e eşit diyeceğim. Artı 5 eşitliğin diğer tarafına eksi olarak gidiyor. Buradan 2x eşittir. 1 eksi 5 2x eşittir. Eksi 4'ten her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Buradan x değerim eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olmuş olur. Diğer değerim de aynı şekilde 2x eşittir artı 5 eksi 5 olarak gider. Eksi 5 eksi 1 2x eşittir eksi 6'dan her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Buradan x eşittir eksi 3 olur. Soru bizden ne istemişti? x'in alabileceği değerler toplamını sormuştu. Eksi 2 artı eksi 3. Eksi 2 ile eksi 3'ün toplamı da eksi 5 olur. Bir diğer sorumuz olan ardışık 11 tane tam sayının toplamı 121 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Bu tarz sorularda ortadaki rakamlar ben bu yöntemle çözüyorum. Size bu yöntem öneririm. En yazıyorum. Ardışık olduğu için her ardışık arasındaki fark 1'dir. 10, 11 tane sayı olduğu için bir tanesini buraya yazdığım için 5 tane sol tarafta 5 tane sağ tarafta olmak üzere sayı var. 5 tane sağ tarafta ise her bir sayı eksi 1 Eksili için 5 tane rakam olduğu için n eksi 5 en küçüğü olur. En büyüğü de n artı 5 olur. Arada n eksi 4, n eksi 3, n eksi 2, n eksi 1 var. Bu tarafta da n artı 1, n artı 2, n artı 3, n artı 4 değerleri var. Bunların toplamı da n eksi 5 artı n eksi 4 bu şekilde artı n artı şu şekilde yaptık mı? n artı 4 artı n artı 5. Burada bu değerleri toplayınca buradaki bütün sayılar birbirini götürüyor. Burada sadece 11 en kalıyor. 11'e bunların toplamı kaçtı? 121'di. 121 eşliyorum. Her iki tarafı 11'e bölüyorum. 11'ler gider. En buradan 121'e 11'e bölünce 11 kalıyor. Bize soru bize en küçük değer soruyor. Buradaki en küçük değer soldaki olan n 5'ti. n 5'te en'in yerine 11 yazarsak 11 eksi 5'ten 6 bulmuş oluruz. Bir diğer sorumuz olan en pozitif bir tam sayı iken birden neye kadar olan ardışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılabilen sayılara game over sayısı denir. Game over sayısına bir örnek olarak da aşağıda vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'nin toplamı 28 olarak vermiş. Ve bu 28 sayısına game over demiş. Buradaki mantık yani şu şekilde toplamları e, ver, veriyorsa bir sayı o gemor sayısı oluyor. O zaman ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu şekilde yazıyorum. Belli sayı kadar. 1, 2, daha 3, 3, daha 6, 4, daha 10, 5, daha 15. Şu ilk 5'e kadar olan kısmını toplayınca 15 oluyor. Bu bize game over olduğunu gösteriyor. Sonra yine devam edecek olsak 15 artı 6, 21, 7, daha 28. 7'ye kadar olan sayıların toplamı 28, 28 de buradan gidiyor. Sonra 8'e kadar olan kısmı topluyorum. 28 artı 8, 36, C şıkkı da gitti. 36 artı 9, 45 oldu. 45 yok. 45 artı 10, 55. Bir de 11 ekleyince 66 da gitti. Demek ki burada 48 sayısı bu şekilde toplam bir sonucu vermediği için e, Game Over sayısı olmamış oluyor. x pozitif tam sayılar olmak üzere 4x artı 5 eşittir işte 124 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Bu tarz sorularda Şunu değer vererek gireceğiz. Öncelikle soruya dikkat edeceksek 4x bir çift sayı 5y ve 124 var. Sonuçta çift olmuş. Demek ki 5y çift olması gerekiyor ki çiftlerin toplamı çift olur. Burada y'ye vereceğimiz değerler demek ki ne olacak? 5 olduğu için öndeki katsa y değerleri hep çift değerler olacak. D verirken buna göre değer vereceğiz. Öncelikle 2'yi sıfırı veremiyoruz. Çünkü soru bize diyor ki x ve y pozitif tam sayı sıfırı geçiyorum. 2'ye geçiyorum. 2 çarpı 5 10. 124'ten 10 çıkarsam 114. 4'ün tam katı değil. Sonraki değer olan 4 değerini deniyorum. 4 deneyince 5 çarpı 4 20. 124'ten 20'yi çıkarınca 104 oluyor. 4'e tam bölünüyor o da. da 4 denirsek 20. 124'ten de 20'yi çıkarırsak 104 oluyor. 104'e 4'e bölecek olursak 2 çarpı 4 8. 10'dan 8 çarpı 8. 24'te 4. 6 26 değeri olmuş oluyor. 4 ve 5 ağırlarında asal olduğu için bundan sonraki vereceğimiz değerler buradaki y değerlerinin her biri 4'e 4'er artacak. Ee, x değerlerinin her biri beşer beşer azalarak gidecek. 4 ondan sonraki olan değerimiz 8 sonra 12 5 değerini azalttım. 21 5 değer azalttım. 16 oldu. 12'de 4 arttırıyorum. 16 5 değer azalttım. 11 16'yı 4 arttırdım. 20 11'i inan şekilde 5 azalttım. 6 24 arttırırım. 24 5 azaltırım, Artı 1. deneyecek olsak yine 4 çarpı 1 4. 24 çarpı 5 de 120. Toplamı yine 124 değerini sağlıyor. Yani buradaki değerleri sağlamış oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane y değer, x değeri var. Bir de bir diğer sorumuza geçiyorum. A ve B doğal sayı x r sayıdır. A eşittir işte 12 artı x, b eksi, eksi, x artı 8 olduğuna göre a çarpı b'nin alabileceği en büyük değer. Burada dikkat edeceğiz. A ve B'ye doğal sayı vermiş. X'e reel sayı vermiş. Burada değer vererek bu soruyu yapamayız arkadaşlar. O yüzden ilk başta alt alta iki değerini toplayacağız. A ve B'yi alt alta toplarsak A artı B. 12 artı 8 20 olur. Eksi x artı x topladığınızda 0 olur. Burada a artı b değeri ne oldu? 20 olmuş oldu. Bize a ve b doğal sayı yani farklı olsun dememiş. O yüzden değer verirken ona göre düşünüyorum. a çarpı b'nin en büyük değer olabilmesi için sayıların birbirine yakın olması gerekiyor. O yüzden a'ya 10 veririm. b'ye de 10 değer veririm. Çarpımı en büyük olması için 10 çarpı 10'dan bu da 100 olmuş olur. A çap ben alabileceği en büyük değer. Ardışık 4 tek sayının toplamı x olduğuna göre en küçük sayının x türünden değeri. Ben n'e tek diyecek olursam bundan sonraki tek, diğer tek sayım olan n artı 2 diğeri n artı 4 diğeri n artı 6 olur. Çünkü tek sayılar arasındaki fark 2 olur. 1 ve 3 arasında nasıl iki fark varsa Bunların toplamı x'e eşitmiş. 4 n 1, 1 n 2 n 3 n 4 n artı 2 artı 4 6 6 daha 12 bu da x'e eşitmiş. 12 eşitliğini diğer tarafına gönderiyorum. 4 n eşittir. x'e x'e 12 her iki tarafı 4'e bölüyorum. Buradan n değeri x eksi 12 bölü 4 olmuş oluyor. Zaten bize en küçük değerini sormuştu. En küçüğü de olan n'di. Cevabımız ne olmuş oldu o zaman? n eşittir x eksi 12 bölü 4 olmuş oldu. Bir diğer soru tek ve çiftlikle ilgili her sene buradan soru geliyor. 3a kare artı bir sayısı tek bir tek bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Pardon daima çifttir demiş. 3A kare bize A ile ilgili herhangi bir şey dememiş soruda Yani ben A'nın tek veya çift olduğunu bilmiyorum. Çünkü A'nın ne olduğunu bilmediğim için A ile ilgili bir yorum yapamam. İlk başta sonrada buradan başlayacak olsak bile A ile ilgili bir yorum yapamayacağım için A kare ile ilgili de bir yorum yapamam. 5A ile ilgili ve buradaki 2A artı 6A ile ilgili de bir yorum yapamıyorum. Burada şuna dikkat edeceğim. 3A kare artı 1 tekmiş. 3A kare artı 1 tekse... Bu tek eğer eşitse o zaman ya biri tek biri evet o zaman bir tek burada bir tek vermiş bize. 3a kare. Demek ki ne olacak? Çift olmak zorunda. Çift artı tek çünkü bize teki veriyor. 3a kare çiftmiş. Ben, ben o zaman bu soruda 3a kare ile ilgili yorum yapabilirim. 3a kare şıklara bakınca 3a kare burada var. 3a kare neymiş? Çiftmiş. 12 de burada çift çift ve çiftin farkı da çifte eşit oluyor. Zaten bize hangisi daima doğrudur demişti. Orada da cevabımız denizli olmuş olur. Sıradaki sorumuz sayı doğrusu ile ilgili. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde gösterilen aralıkların uzunlukları eşit demiş. Buna göre D eksi B bölü C kaç olduğunu söylemiş. Bir kere aralıkların uzunlukları eşitse her bir aralığa hemen X diyecek olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6 x var. 6 x eşittir 18 eksi eksi 12 olur. Buradan da eksi çarpı eksi artı 18 artı 12 30 olur. Her iki tarafı 6'ya bölecek olursam buradan x değeri 5 bulmuş olurum. x değeri 5 ise o zaman 5 arttırıyorum. Eksi 12'yi 5 arttırırsam a ne oldu? Eksi 7 5 arttırıyorum. B 2 oldu. 5 arttırıyorum. C 7 oldu. 5 arttırıyorum. 12 oldu. 5 arttırıyorum. 12 Pardon burada bir yanlışlık yaptım galiba. Eksi 7'yi 5 arttırırsam eksi 2 Eksi 2'yi 5 arttırırsam Burada 3 olur. 5 arttırırsam 8 5 arttırırsam E'de 13 olur. Herhalde burada bir yanlışlık yapmadık. D değerim 8. A ne sormuş? D eksi B bölü C. D değerim 8. Eksi B değerim eksi 2. C değerim de 3'tü. Buradan eksi çarpı eksi artı. 8 artı 2 de 10 bölü 3 olmuş olur. Bir diğer sorum yine teknik ve çiftlikle ilgili arkadaşlar. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere 7A artı 3B bölü C. İşte 4C, B olduğuna göre aşağıdaki yerden hangisi daima çifttir? Bu tarz sorularda rasyonel bir ifade verince öncelikle işler dışarı çarpma yapmamız lazım. Buradan 7A artı 3B eşittir. 4C ile çarpınca 4C kare çarpı B olmuş olur. Burada 4 olduğu için... Karşı taraf 4 çarpan olduğu için çift hangi sayı çarparsam çift olur. E, toplamları çift olması için ya ikisinin tek olması gerekiyor. A ve B'nin veya çift olması gerekiyor. Buna göre soruya yorum yapacağız. B çift demiş. B tek de olabiliyor çift de oluyor. O zaman A doğru olmamış olur. A tektir demiş. A tek de olabiliyor çift de olabiliyor. A da o zaman tek değil. A çarpı B tek çarpı tek tektir tamam ama çift çarpı çift çift olduğu için kesinlikle tek olmaz a çarpı p'nin cevabı a çift ise b çifttir diyor evet eğer a çift ise b çift olur bu kesinlikle doğru a artı b tektir diyor tek ve tekin toplamı da çiftti çift ve çiftin toplamı çift olduğu için bu da yanlış olmuş oluyor doğru cevabımız denizli bir diğer sorumuza geçiyorum Eş tuğlalarla yatay ve dikey döşenmesiyle oluşturulan bahçe duvarının bir bölümü aşağıdaki gibidir. Tuval tuğlaların ayrıtlarının uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre duvarın yüksekliği kaç olabilir demiş. Bir kere bunlar dikey yapıldığı için ben dikey uzunluğuna A diyorum tuğlaların. Yatay uzunluğuna da B diyorum. A, A, şurada B, A, B, A, B olmuş. Dikey uzunluk şu şekilde 1A, 2A, 3A, 4A buranın toplamı uzunluğu ile 4A şu anın toplam uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda. O zaman 4A eşittir B, 2B, 3B artı A burada 1A burada bir de 1A değeri burada o olduğu için 2A'ya eşit olmak zorunda. 2A'yı bu tarafa alırsam 4A -2A, 2A 2A olur. O da eşittir. 3B Bunlar e, tam sayı olacağı için B buradan B'ye 2K a veriyorum. A'ya da 3K a veriyorum. Soru da bana neyi soruyordu? Yüksekliği. Yüksekliği neydi? 4A'ya eşittir. 4A ise yüksekliği. Bu da eşittir. Işte 4 çarpı 3K. 12'nin bir katı olacak. Şıklara bakınca 90, 12'nin tam katı değil. 100 de değil. 140 de değil. 150 de değil. 120. 12'nin 10 katıdır. O zaman doğru cevabımız 120 olacak